Herkese merhaba. Bugün size dolaplarımın önünden sesleniyorum. Dolabımı birlikte temizleyeceğiz, bahar hazırlayacağız, bahar temizliği yapacağız. Ve dolabımı düzenlerken ne tarz kriterlere dikkat ediyorum, neye göre kıyafetlerimi satıyorum, bağışlıyorum vesaire, bunlara bakacağız. Hiç tahmin etmezken bir anda kanalımın en çok izlenen videosu olan dolap düzenleme videomda bu işin biraz daha felsefesiyle ilgili konuşmuştum. KonMari metodundan bahsetmiştim. Artık neredeyse 2 senedir düzenli olarak dolabımı bu yönteme göre düzenlediğim için kendi kriterlerimi de ekledim. Onlarla birlikte size nasıl dolabımı düzenlediğimi göstereceğim. Bu arada kıyafetleri nasıl elediğimin kriterlerinden videonun devamında bahsedeceğim ama bir kısmında, yani çok iyi durumda olanları, çok az giydiklerimi, birine vermeye kıyamadıklarımı mutlaka satacağım ve sonrasında oradan gelen gelirle bağışlayacağım. Kıyafetlerimin hepsini her zamanki gibi dolap uygulaması üzerinden satıyor olacağım. Aşağıya da linkini koyarım. Oradan bütün kıyafetlere bakabilirsin. Evet, tüm kıyafetleri dolabın dışına çıkararak başlıyoruz. Sadece yarısını boşalttım ve ter içinde kaldım. O yüzden tişörtümü değiştiriyorum. Devam ediyorum. Biraz zorlu bir yolculuk beni bekliyor ama artık bayağı hız kazandığım için çok da yormayacak diye düşünüyorum. Bütün eşyalar yatağın üstünde. Elemeye girişmeden önce size kriterlerimden bahsetmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz dolap düzenleme videomda KonMari metodunda şöyle bir şey vardı. Eğer ki kıyafeti elinize aldığınızda size iyi şeyler hissettiriyorsa, bir iyi bir enerji veriyorsa ve onu tekrar tekrar giymek istiyorsanız o zaman tutun diyordu. Ben de bu kıyafetleri elinde tutma ve enerji meselesine birkaç tane daha kriter ekledim. Birinci ve en önemli kriter, üzerinize oluyor mu? Yani yok zayıflayınca giyerim, yok kilo olunca giyerim. Böyle bir şey yok. Şu anda üzerinize oluyorsa o kıyafeti tutun. Eğer olmuyorsa verin, satın, bağışlayın. Ne yapıyorsanız yapın. İkinci soru, son bir sene içinde bu kıyafeti giydim mi? Bu çok önemli bir soru. Çünkü eğer son bir yıldır giymediyseniz ve mutlaka bir gün giyerim diye dolabınızı tutuyorsanız çok yüksek ihtimalle onu bir daha asla giymeyeceksiniz. O yüzden bu soruyu sormak çok önemli. Diğer bir soru. Eğer bu kıyafeti şu kafamla mağazada görseydim bugün alır mıydım? Bu soruya evet cevabı veriyorsanız o kıyafet %100 sizinle kalacak zaten. Kendinize soracağınız son soru da kıyafetinizde herhangi bir hasar var mı? Lekeli mi, hasarlı mı, yırtık mı? Hani tamir edebileceğiniz bir şeyse ve bu konuyla ilgili aksiyon almıyorsunuz. Yani ürünü çok seviyorsunuz ama bir türlü onu atıyorum terziye götüremediniz. Bir şey yapamadınız. Lekesini çıkartamadınız. O zaman artık bu kıyafetten kurtulmanın zamanı gelmiştir. Mesela bu konuyla ilgili bir örnek vereyim size. Bir tane mavi gömleğim vardı. %100 ipek. Böyle yumuşacık. Her giydiğimde deli iltifatlar alırım falan filan. Ama gömleğin şurasında sarı bir deodorant lekesi oluştu ve asla giymiyorum. Ama her seferinde de atmaya kıyamıyorum. Tutuyorum dolabımda çünkü hani diyorum ki burası görünür bilmem falan. Ama hiç de giymiyorum çünkü orasında leke var diye. Özel gün kıyafeti çünkü. Artık bu sefer ondan kurtuldum tamamen. Sorularımız, kriterlerimiz bu şekilde. KonMari metodunda olduğu gibi ilk başta üstlerle başlıyorum. Tişörtler, gömlekler, kazaklar sırasıyla gitmeye başlayacağım. Bir yandan kıyafetleri eleyeceğim. Bir yandan da dolabıma yerleştireceğim. Aralarda da size hem satacağım ürünleri göstereceğim. Hem de atıyorum bir üründen neden vazgeçiyorsam onların sebeplerini açıklayacağım. Mesela ilk olarak bu tişörtle başlayacağım. Turn and Bake diye bir tane markanın bu. Bana bir önceki videomda inanılmaz sordunuz. Bu gerçekten çok tatlı bir mesajı da var üstünde. Bu tişörtten bana 3 tane göndermişler. Ama fark ettim ki en çok sürekli bunu giyiyorum. O yüzden bunu tutacağım. Tişörtleri çok fazla satmak istemediğim için direkt annemle kardeşime vereceğim. Tişörtleri bitirdim. Şuradaki en üst çekmeceye yerleştirdim. Çünkü böyle tişörtler vesaire onları en üst çekmecede tutmayı seviyorum. Böyle hızlıca ulaşılsın diye. Şöyle göstereyim. Bir alt tarafa sweatshirtleri dizmeye başladım. Bu mesela çok sevdiğim. Benim biliyorsunuz çizgileri ne kadar delice sevdiğimi. Sevdiğim bir çizgiliydi ama kumaşı o kadar üzerime oturuyor ki böyle bütün göbeğimi belli ediyor ve ben aşırı üzerine yapışan şeyleri çok sevmem. İlla böyle bir hafif bir bolluğu olsun, bir yalısın geçsin isterim. Ya da böyle atıyorum small olsam da giderim medium alırım ki o böyle birazcık bol dursun üstümde. Beyaz basiclerimi her zaman tutarım. Onlar da böyle atıyorum çok yıpranmamışsa ya da böyle ekstra bir böyle eprimemişse mutlaka tutuyorum onları. Çünkü hani sürekli giydiğim için bir şeylerin içine bir tanesi kirli de olunca başka bir tanesini giyiyorum. Askıları ve çekmeceleri yerleştirdikten sonra neleri içeride tuttuğumu da sizinle paylaşacağım videonun sonuna doğru. Ben kışlıkları kaldırırken bir tek böyle çok kalın kazaklarımı kaldırıyorum genelde. Böyle sweatshirtleri, işte uzun kolları falan hep tutuyorum. Çünkü onları hani atıyorum gece bir yere giderken vesaire böyle yazlıkta üstüne almalık o tarz şeyler gidiyor yine. O yüzden sadece çok kalın kazaklarımı kaldırıyorum. Birazdan onlara geçeceğim ve onları kaldırmaya başlayacağım. Mesela bazı kıyafetler vardır. Çok seviyorsunuzdur. Ama artık sizdeki zamanı tamamlamıştır. Mesela bu yargıcı kazak benim için böyle. Şuraları böyle kesik detaylı.
çok severdim. Ama böyle sezonda iki kere üç kere giyme fırsatım oluyordu. Çünkü kalın bir kazak. Bunu çok severim. Bu dolapta olacak. Bir de benim mesela başka bir kriterim. Eğer kıyafetler böyle gri, beyaz, siyah vesaire böyle düz ve nötr renklerse o zaman onları daha çok tutuyorum. Ve renkleri nötr olduğu için bir şeylerle çok fazla kombinleyebiliyorsun. Ve bir yandan da sürekli aynı şeyi giyiyormuşsun gibi durmuyor. O yüzden mesela benim kriterlerimden bir tanesi de böyle hep bu tarz şeyleri saklamak. Ya da alışveriş yaparken de atıyorum bu kıyafeti 2'den 3'ten fazla kez kombinleyebilir miyim gibi bir soru yöneltmek kendime. Evet, kazaklardan devam etmişken mesela bunu da satacağım. Çünkü bu benim için çok spesifik bir parça. Yani bizim birazcık da işimiz dolayısıyla artık hani Instagram'da mesela bir şeyi maksimum gösterebilme şansım 3 defa, 4 defa. Ondan sonrasında Cansu sen sürekli aynı şeyi giyiyorsun gibi eleştiriler alabiliyoruz. Normalde çünkü bir yandan da biz hani atıyorum sezonda bir şeyler almak durumundayız. Hani size yeni bir şeyler göstermek durumundayız. Hani o tarz bir sorumluluğu da var bu işin. Yani sürekli alışveriş yapmak aslında benim çok da böyle tercih ettiğim bir şey değil ama o yüzden biz de bu tarafı mesela işte al sat yaparak yönetiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Mesela şu vintage kazağı da satacağım. Bunu çok sevmiştim. Ama birazcık büyük gelmeye başladı böyle. Yani içinde kayboldum. O yüzden böyle bunu large gibi düşünebilirsiniz mesela. Mango'dan böyle altı çıtlı body, üstü böyle triko, çok güzel bir kalıbı olan kazak var. Ama ben bunu içine bir şeyler giymeyi sevmediğim için bu tarz şeylerin bir türlü giyemedim. Yani içine böyle ince bir body ile çok rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Bunu da satıyorum. Bu artık hani bendeki süresini tamamladı diye düşünüyorum. Çünkü biraz böyle göğüsten doğru sıkıyordu. Her zaman sıktı zaten beni ama şu anda da artık zorlamanın gereği yok gibi düşünüyorum. O yüzden bunu giyecek kişi çok mutlu olacak diye düşünüyorum. Bu benim için hep bahar habercisi gömleğimdir. Bunun üzerine medium yazıyor ama bence small birini giymesi lazım. Şunu da kurumsal zamanlarımda Tommy'den almıştım. Çok sevdiğim bir gömleğimdi. O zamanlar çok giyerdim ama artık düzenli olarak gittiğim bir kurumsal işim olmadığı için bu gömleğe de bay bay diyoruz. Asıl şu vişne çürüğü ve bordo çok güzel bir Mehtap Elaidi gömlek var. Tasarım bir gömlek. Bunda böyle kolları bol bol. Bana birazcık alt taraftan fazla bol geldi. O yüzden bunu da inşallah seven biri kullanır. Gömlekleri ve böyle biraz daha tril ve buruşabilen üstleri eleyip asmaya başlıyorum. Şu böyle güzel kemerli bel detaylı Zara'dan aldığım üstte de vedalaşıyorum. Ay bu geçen sene Zara'dan aldığım çiçekli elbiseyi o kadar çok seviyorum ki. Çünkü böyle dünyanın en rahat şeyi gerçekten. Bu arada tahta olan askılar çok mümkün olmuyor ama bu böyle mavi ya da eski böyle plastik kuru temizleme askıları vardır ya. Onların şu kısımları çok derin oluyor. Yani ne kadar baktığınızda çok güzel durmasa da ben onları bu tarz böyle askıları asmak için kullanmayı çok seviyorum. Hem bir sürü askılıyı aynı anda asabiliyorsunuz. Yani çok fazla yer kaplamıyorlar. Çünkü böyle bu tarz askıları ben böyle üst üste asıp yan yana görmeyi seviyorum ki böyle atıyorum bir ceket için giyeceksen vesaire gözümün önünde olsunlar. O yüzden bunları hep en son asarım. Seni çok sevdim ama artık annemlere gidiyorsun. Seni hala çok çok seviyorum. Yine koyudan açığa diziyorum. Şu böyle ön tarafını düğüm şeklinde kullanabildiğiniz çok güzel bir mango eteğim var. Bunu da satıyorum. Şu çok sevdiğim ama artık daha fazla giyemediğim, yine kurumsal zamanlarımda giydiğim H&M üstü de veriyorum. Bu arada sırası gelmişken size şöyle bir tüyo vereyim. Eğer bu askıları asmadan önce böyle kendinize doğru çevirirseniz, yani kancanın şu kısmı size doğru bakacak. Bu şekilde sene boyunca hangi kıyafetlerinizi en çok giydiğinizi, hangi kıyafetlerinizi hiç giymediğinizi görmüş oluyorsunuz ve bu şekilde elemek daha da kolaylaşıyor, haberiniz olsun. Bütün beyaz ve oversize gömleklerim tabii ki benimle kalıyor. Bu arada ne kadar tişörtlerimin çoğunu katlayıp assam da böyle çok buruşmaya müsait olan ve böyle çok elimin altında olan tişörtlerimde mutlaka askıya asıyorum. Şu taraftaki üstlerin çoğu bitti. Şimdi buradaki böyle ceketler ve askıya astığım kazaklara geçeceğim. Mesela ben böyle yaz bitiminde bütün elbiseleri tek askıya asıyorum. Şimdi onları ayırıp kendi askılarına asacağım çünkü artık giyilme zamanları geldi. Ben bunu bekarlığa veda gecemde giymiştim. Kızlarla böyle dışarı çıktığımızda şöyle V yakalı kısacık bir şort tulum. Çok sevdiğim bir şeydir. Benim için anlamı çok büyük. Topshop'tan almıştım. Bunu da vedalaşıyorum artık. Çünkü giymiyorum. Giymiyorsam vedalaşayım değil mi? Evet. Mesela bana sorarsanız hiç vazgeçmemeniz gereken şeyler siyah kısa elbiseler. Şey denir ya böyle little black dress. Her kadının olması gerekir diye. Gerçekten bunlar her zaman çok kurtarıcı oluyor. Her gün giymeseniz de öyle bir gün geliyor ki ben şu siyah kısa elbiseyi giyeyim diyorsunuz ve hayatınız değişiyor. Yine satacaklarımdan bir tanesi Maçka'dan aldığım bu böyle müthiş kumaşlı aşırı tril tril, bol paçalı kıyafet. Bana yakışmadı çünkü benim boyum kısa ve belim daha kalındır bacaklarıma göre. O yüzden bu beni olduğumdan da daha kalın gösterdi. İyice hani kalından kalına gidiyormuşum gibi. Bence biraz daha ince beller, uzun boylulara çok güzel olur. 36 beden bunu gerçekten kaçırmayın. Hiç giymedim ve çok aşık olmuştum. Şu Mango'dan aldığım böyle simli pilili çok tatlı bir etek var. Onunla da vedalaşıyorum çünkü çok fazla uzun etek giymediğimi fark ettim. Ama alırken çok mutlu almıştım. Şu Hollanda'dan aldığım müthiş pelerinimi
Hiç giymiyorum böyle. Kolları var. Tamamen yün, mürdüm renginde. Çok beğenerek almıştım ama mevsim şartlarını ben bir türlü uyduramadım. O yüzden bunu satacağım. Bunu gerçekten çok üzülerek satacağım. Çünkü giymiyorum. Çok seviyorum ama giymiyorum. O yüzden satıyorum. Bunu çok severek Kostan almıştım. Böyle tamamen yün, çok güzel bir etek. Etiketi falan, üstünde her şeyi. Bunu terziye götüreceğim, götüreceğim, götüreceğim dedim. Unuttum, unuttum, unuttum. O yüzden önümüzdeki kış kesin giymeyi unutacağım diye. Benden daha çok hakkını verecek birine gitsin istiyorum. Bir şey diyeceğim. Bayağı hızlı bitiyor ve çok fazla şey verdim gerçekten. Müthiş bir ferahlama hissediyorum ama yaptığım en büyük baş eleme galiba. Evet, artık kamerayı elime almamın zamanı geldi. Şunusunda böyle son parçalar falan var. Evet, şu arkamdaki yığının hepsi satılacak. Videoyu kapatıp bunların fotoğraflarını çekmeye başlayacağım. Yine her zamanki gibi burada koyu renkler, burada açık renkler olmak üzere hepsini sıraladım. Burada da koyu renkler var ama bunlar sadece askılı olanlar. O yüzden böyle tutuyorum. İlk çekmecede tişörtlerim var. Buraya böyle biraz daha penyesi kalın tişörtlerimi koydum. Bursa da çok fark etmeyenler. Ama böyle daha ince olanlar falan hepsi burada asılı tişörtlerin. İkinci katta tam bu mevsimde böyle giymelik hem triko hem de böyle ince sivetler var. Çok kalın olanlar değil. Bunun bir altında bolca elediğim pantolonlarımdan bir kısmı var. Bunlar koyu renkler, bunlar açık renkler. Pantolonlarımın da diğer kısmı burada. Bunlar da biraz daha böyle buruş bıçak, böyle biraz daha keten gibi, biraz daha yumuşak kumaştan pantolonlarımı da böyle askıya asıyorum. Bunun en alt kısmında da böyle fularlarım var. Arka tarafa yün karışımlı ya da koton olan fularları dizdim. Ön tarafta da yine aynı şekilde ipek olan fularlarım var. Evet, geçtik bu tarafa. Bu taraftan tabii kazakları ve kaldırılacak olanları çıkarınca bayağı bir yer açıldı. O yüzden şu tarafa ait olan elbiseleri buraya aldım. Bütün hepsi burada duruyorlar artık. Daha rahat rahat kısa elbiselerimi giyerim. Burada işte bütün ceketler, kazaklar. Kazaklardan pek bir şey bırakmadım çünkü hepsini hurçlara kaldırdım. Böyle daha böyle üstler gibi ve uzun siyah elbiselerim duruyor. İlk katta sweatshirtlerim var. Onun hemen altında şurada böyle şort. Buraya birkaç tane daha şort gelecek. Kurçun içinden daha çıkarmadım yazlık şortlarımı. Burada da eteklerim var. Bunun bir alt katında böyle 3 tane spor taytım. İşte deri olanlar, biraz daha janjanlı olanlar vesaire. Bunlar dışarıda giydiğim taytlarım. Şöyle 2 tane de evde giydiğim taytım var. Bu arkadakilerin hepsi de sporda giydiğim böyle genelde baskılı olan ya da böyle ince olan tişörtler. Bir bahar temizliği ve dolap düzenlemesi daha başarıyla tamamlandı. Bu arada videoda gösterdiklerimin dışında bir de içeride türlenen ve çok güzel böyle tulumlar, üstler vesaire onlar da var. Onların da hepsini dolapta satacağım. Dediğim gibi aşağıdaki linkten hepsine bakarsınız. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Birazcık ilham olabilmişimdir. Bu videodan gaza gelip eğer bahar temizliğine başlayacaksanız aşağıdaki yorumlarda bana söylemeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum, seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye!